Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2, ünite 2. İkinci sorudan başlıyoruz. Eş anlamlıları bulmamızı istemişler. İkinci sorunun bir numaralı cümlesi, bir numaralı sorusu. A şıkkı diyebiliriz. Dalibani'nin eş anlamlısı istenmiş. Tilmizm. Dalip de öğrenci, tilmiz de öğrenci. Tilmiz müfret, dalibani tesneye bu arada. Öyle bir farklılık da mevcut. Haraca, harece çıktı, haraca tesniye yine o ikisi çıktı manasında. Haraca çıktı ama ila ile birlikte kullanıldığı için yani çıktı, gitti manasında o da zehebe olur. 3. Fesellema yani selleme fiili. Selleme, yüsellimu, teslim. Selam vermek manasında veya teslim olmak, boyun eğmek manasına geliyor. Dörde baktığımızda hulur denilmiş. Hulur kelimesi de gelmek manasındadır. Yani meciun diyebiliriz. Ardından mesail, meseletün mesail, soru, problem manasına geliyor. Es ile de aynı manada. Bu da cem-i mükesser. Bu da cem-i mükesser. Kadimna, kadimtu, kadimna, kadime. Kadimlere de aslında meciun denilebilir. Yani bu da gelmek manasındadır. Sunmak manasındadır. Pek farklı olduğu söylenilemez. 7'de celese oturdu. Gaede oturdu. 8. Yestercuune hatırlamak. Raca'e döndü. Yestercuune hatırlamak manasına geliyor. Avdetün rucuun dönüş manasında. Bir de zemilat sadik kelimeleri arkadaş manasına gelmekte. 3 numaraya baktığımızda 3 numaralı soruda istenilen şey zıt anlamlıların bulunmasıdır. Zıt anlamlı olarak harece çıktı, dehale girdi. Nerede dehale? Burada. Ammetün genel, umumi manaya geliyor. Buna direkt hasatun, hususi, genel olmayan, özel olan manada. İctema'a toplanmak, teferraga ayrılmak, bölük bölük olmak. Se'ele, se'ela, se'elu yani se'ela tesniye, o ikisi sordu manasında. Sormak, ecabe, cevap vermek. Huzur az önce geçmişti, huzur gelmekti. Zehabun kelimesi de gelmek manasında. Huruc çıkmak. Öyleyse çıkmanın zıt anlamı duhul, girmek olacaktır. Bu arada huzur gelmek dedik. Buna gidip zehabı verdik. Aslında ikisi de eş anlamlı oldu. Zıt anlamlı çözüyorduk. Yani huzur gelmek ise bize gitmek veya çıkmak manasında bir şey gerekiyordu. Yani huzur hazaradan geldi. Zehab zehebeden gitti. Aslında zıt mana. Biri geldi, biri gitti. 5. Huruç, çıkış dedik. 6. Gadimna, bu da yine gelmek manasında. Zehebe de gitti, geldi gitti manasında. 7. Celese, oturdu. Bu da Gâme, ayağa kalktı. 8. Sagîratun, küçük. Kebîratun, büyük. Gâzibetun, öfkeli. Hâdîetun, sakin. Hâdî neredeydi? Bakıyoruz. Hâdîetun burada, sakin demek. 4. Tekilleri bulun. Yani cemi vermişler. Müfetleri bulun. Mesail kelimesi. Meseletün kelimesinin çoğulu. Durus. Bunun da müfredi. Durusun müfredi. Dersün bir ders. Durus dersler. Zikriyat. Bu da cemi. Zikratun. Müfredi olmakta. 4. Vacibatun. Vacibetun müfredi. Zemilatun, zemiletun. İhvanun, ehun. Kardeş, kardeşler, mezhep üyeleri manasında. Ehun müfret, ihvan. Onun cemisi. Burada müfret verilip cemi aranmakta. Medresetun, medarisun. Medaris. 2. Vaktun, evkatun. 3. Hadigatun,
hadaik cemisi. 4. Beytun buyutun. Uhtun. Uhtun kız kardeş. Ehavatun kız kardeşler. Medresetun medrese okul. Vaktun vakit. Hadika bahçe. Beyt ev. Uhtun kız kardeş. En yakın Türkçe karşılığı istemiş. Bu tavsiyelere bakmadan geçiyorduk. Konu geldi dil bilgisine. Konumuz eksamu seb'e. Eksam kısım. Kısmun, kısmani, eksam. Cem-i mükesser bir kelimedir. Kısımlar manasına geliyor. Seb'e, yedi demektir. Eksamu seb'e, yedi kısım. Fiillere dair yedi adet kısım. Fiilleri yediye bölebiliriz. Bunu gösteren bir tablo da şu an karşınızda. İşin özeti budur. Bu tabloyu ezberlersek sayfalarca bilgiyi okumaya gerek kalmayacaktır. Öncelikle fiilleri sahih ve mutel diye ikiye ayırırız. Sahih fiil ile mutelin de kendi kısımları vardır. Görülmekte bunlar. Bir fiile mutel denirse şu kastedilir. O fiilin asli harfleri arasında illet harfleri vardır. İllet harfleri nelerdir? Met harfleri dediğimiz vav, elif, ya. Vav, elif, ya hem met harfleriydi hem de illet harfleridir. Bu illet harfleri bir kelimede bulunursa o kelimeye ne diyeceğiz? Mutel diyeceğiz. Bir kelimede illet harfi varsa o kelimeye mutel denilir. Bir kelimede illet harfi yoksa o kelimeye de sahih denilir. Tekrar edelim. İllet harfleri vav, elif, ya'dır. Bunlardan herhangi biri, bir tanesi de olsa, iki tanesi de olsa fark etmez. En az biri bulunuyorsa bir kelimede ona mutel diyeceğiz. Mutel illetli fiil demek. Eğer illet harflerinden hiçbiri yoksa bir kelimede ona da sahih fiil diyeceğiz. Sahih fiil görüldüğü üzere salim, muzaaf, mehmuz. Salim, muzaaf, mehmuz olarak üçe ayrılır. Mutel de kendi içerisinde dörde ayrılmakta. Misal, ecvef, nakıs, lefif. Misal, ecvef, nakıs, lefif. Şimdi sahihin kısımlarına geçmeden önce öncelikle muteli iyice bir inceleyelim. Misal, ecvef, nakıs, lefif. Misal nedir? İllet harfi. Şimdi öncelikle neden bahsediyoruz? Bir fiilin mutel olması için kelimenin asli harflerinden bir tanesinin illet harfi olması gerekiyor. Yani bir baba aktarıldı da sonradan geldi değil. Asli hali yani sülasi mücerredi veya rubai mücerredi illet harfli olmalı. Eğer illet harfi faal fiilinde bulunursa, faal fiili ne demek? Fiilin ilk harfi. Eğer faal fiilinde illet harfi varsa ona misal denir. Örnek ve'ade, ve'ade, vaat etti. Ve'ade ne var? İlk harfi vav yani illet harfi. Öyleyse ona misal denilir. İlk harfi vav olduğundan yani ilk harfi illet harfi olduğundan bu ne oldu? Misal oldu. Kendisinde illet harfi olduğu için öncelikle muhteldir. Muhtelin hangi kısmı? İlk harfinde illet harfi var. Öyleyse misal kısmı. Misal ikiye ayrılmakta. Vavi ve de ya'i. Vavidir. Çünkü ve'de de illet harfinden vav gelmiş. Şayet ya gelseydi o zaman misalin ya'i kısmı olurdu. Ne gibi? Yesura. Yesura. Bu da mazi bir fiil. Yesura. İlk başta ye var. O yüzden buna ya'i diyoruz. İllet harfi içerdiğinden muteldir. Yesura da illet harfi ilk harfte yani faal fiilinde ilk harf konumunda yer aldığı için misaldir. İllet harfi ya olduğundan da ya'idir. Vav olsa vavi derdik. İllet harfi kelimenin ortasında yer alırsa yani ikinci harf olarak kendisinde bir yer bulursa ona da ecvef deriz. Meşhur gale. Egalellezine keferu. Kafirler dedi. Egalellezine aminu. İman edenler dedi. Yani gale kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Gale. Gale kelimesini yazdığımızda görüyoruz ki illet harfi olan vav elifiye illet harfiydi.
İllet harfi ortada. Elif olarak yazılmış. Gale. Elif var ortada. Gale. Madem ki illet harfi ortada, öyleyse buna ecvef deriz. Şimdi ecvefin bir ayrıntısı var. Elif var orada. Oysa görüldüğü üzere ecvef de vavi ve de ya i olarak ikiye ayrılmış. Ama gale derken ya var, vav da yok, ya da yok. Nasıl oldu bu? Aslında oradaki elifin yani aslı, esası nedir? Ya vav'dır ya da ya harfidir. İkisinden birinden dönüşmüş elif halini almıştır. Yani ayrıntıya girelim. Ne oldu da oradaki vav veya ya dönüşüp elif oldu? Gale kelimesi, bir kayda var Arapçada. Kural şudur. Kuralı ezberleyelim. Vav harfi ve ya harfi. Bu iki harf harekeli olup bir önceki harfleri fethalı olursa vav da ya da elife çevrilir. Çevrilir, yani vav'ı da sileriz, ya'yı da sileriz, yerine elif yazarız. İşte örnek gale. Gale kelimesinin aslı, ilk hali nedir? Ga ve le. Tekrar ga ve le. Yani kaf, vav ve de lam harfi ve hepsi fethalı. Ga ve le. Kur'an neydi? Vav olsun, ya olsun fark etmez. Bunlar harekeli ise, bir önceki harfleri fethalıysa, vav'ı da elife çevir, ya'yı da çevir. Hangisini bulduysan onu çevir. Gavele'de ben vav harfini harekeli buldum. Fethası var. Esre de olabilir, fark etmez. Önemli olan harekeli olması ve bir önceki harfin fethalı olması. Gavele. Vav harekeli mi? Evet. Bir önceki harf fethalı mı? Evet. Öyleyse vav'ı elife çevirdim. Gale oldu. Bu yüzden bu kelime, yani gale'ye vavi diyorum. Yani elif vav'dan dönüşmüş. İyi de biz nereden bileceğiz vav'dan mı dönüşmüş, ya'dan mı dönüşmüş, bu nasıl tespit edilir? Hiç zor değildir. Gale vaviydi. Az sonra anlatacağım nasıl olduğunu. Bir tane de ya i örnek verelim. Kale. Kale. Kef uzatan bir elif var. Ardından lam var. Kale. Kale aslında K, Y, L. Yani kef, ya ve lamdır. Fethalı hepsi. K, Y, L. Ya harf harekeli mi? Evet. Bir önceki harf fethalı mı? Evet. Öyleyse ya'yı elife çevirdik. Kale oldu. Buna ne diyoruz? Yani ilal kuralıdır bu. İlal kuralı denilir buna. Yaptığımız şey de aslında ilaldir. Yani illetli bir duruma munhasır bir kural diyelim. Kale ne oldu? Ecvefi ya i oldu. Yani kale öncelikle muteldir çünkü illet harfi içeriyor. İllet harfi nerede? Ortada. Öyleyse ecvef. İllet harfinin aslı ne? Vav mı ya mı? Neden çevrilmiş o elif? Ya'dan çevrilmiş. Kale. Öyleyse ya i. Gale. İllet harfi var mı? Var. Öyleyse mutel. Gale. İllet harfi nerede? Ortada. Öyleyse ecvef. Gale'deki elif neden dönüşmüş? Vav'dan mı? Ya'dan mı? Vav'dan dönüşmüş. Gaveli'ydi aslı. Öyleyse ecvefi vavi deriz buna. Bir kelimenin ecvefi vavi mi ya i mi olduğunu nereden tespit ederiz? Düşünelim işte örnek. Gale kelimesini Kur'an-ı Kerim'de gördük. Ve merak ettik. Ecvef olduğunu anladık. Ortada elif var. Demek ki muteldir, ecveftir. Vavi mi ya i mi çok merak ettik. Ne yapabiliriz? Elimizde bir sözlük olduğunu düşünelim. Yani en yaygın olarak örnek verelim. İşte Serdar Mutçalı'nın sözlüğü var. Ne yaptık? Gale'nin ortasındaki elifin ya vav ya da ya olduğunu biliyorum. Öyleyse ne yapmam lazım? Örneğin ya olduğunu tahmin ettim. Ga, ye, le. Bu şekilde sözlükte aradım. Bir de baktım ki yok. O zaman bunun ortadaki elifin vav olduğunu düşündüm. Ga ve le. Ga ve le maddesine baktım. Bir de baktım ki ga ve le diye sözlükte geçiyor. Yani sözlüğe bakarak tespit ederiz. Sözlükte bunu bulduğumuz zaman demek ki aslı vavmış. Öte yandan bu kelimelerin mastarlarında zaten vav mıdır ya mıdır ortaya çıkar. Yani gale'nin çekimi. Gale, yegulu, gavlün. Gavlün derken elif vava dönüştü. Yani asli halini aldı. Çekim yapılırken asli halleri ortaya çıkacaktır. Bunu da söylemiş olduk böylece. Ecvef hakkında başka ne diyebiliriz? Ecvef fiil çok, yani Kur'an-ı Kerim'de de çok, metinlerde de çok, sık sık karşınıza çıkar. Kesinlikle bilirim ne olduğunu.
Bir de nakıs var. Nakıs nedir? İllet harfi, kelimenin son harfi de yer buluyor kendisine. Mesela rama, değil mi? Rama, rameye, rama. Sondaki nedir ramanın sonundaki harf? İşte yağdır, yani yağdan dönüşmüştür. Rameye, öyleyse yağ iyi bir nakıs deriz. Bir de gaza'nın sonunda yine ne vardır? Elif var. Yani gaza'nın sonunda, rama'nın sonunda uzatan şeyler esasen eliftir. Ama neden dönüşmüşler? Ya gibi görünüyorlar da. Rama derken oradaki elifin aslı ya'dır. Rameye. Gaza derken sondaki elifin aslı da vav'dır. Yani gazeve. Gazeve. Dolayısıyla vavidir. Gazeve ney? Vavi nakıs. Rameye ya'i nakıstır. Yine aynı kural uygulandı yani. Ecrefteki kural. Şimdi örnek verelim. Hatta onu yazalım da o şekilde anlatalım. Şimdi gaze ve vav harfi harekeli mi? Gaze ve derken harekeli bir önceki harf olan zay harfi fethalı mı? Gaze ve fethalı. Öyleyse vav'ı ne yaptık? Elife kalbettik. Gaza oldu. Vav gitti, yerine elif geldi. Rameye, buradaki ya nakıs bir fiil. Son harfte illet harfi yer almış. Rameye, ya harfi harekeli mi? Harekeli. Bir önceki harf olan mim fethalı mı? Evet. Öyleyse ya'yı elife çevirdik. Rama oldu. Yani nakıstaki durum esasen ecrefteki durumla aynı. Aynı kaide uygulanmış. Kaidemiz neydi? Ya harfi olsun, vav harfi olsun fark etmez. Bu harfler harekeli olup kendilerinden bir önceki harf fethalı ise vav da ya da elife çevrilir. Yani vav da ya'yı da sileriz. Yerine elif yazarız. Çevrilir derken kastettiğim şey bu. Sıra geldi lefife. Lefif yani bir fiil ki kendisinde iki adet illet harfi var. Demek ki kendisinde iki tane illet harfi olan fiile lefif denilir. Lefif de ikiye ayrılır. Mekrun ve mefruk. Mekrun yakın, yani arasına başka bir harf girmemiş. İki tane illet harfi bitişik, yan yana. Araya farklı bir harf girmemiş. Mefrukta ise iki tane illet harfi arasında farklı bir harf dahil olmuş. İki illet harfi yan yana bitişik değil. Mekrun ve mefruk olarak lefifi ikiye ayırdık. İşte mefruk örnek nedir? Vega, yegi, vega. Vega'da ilk harf vav illet harfi. En sonuncu harf ya, değil mi? Vega diyoruz. Arada ne var? Kaf var. İllet harfi olmayan bir harf ortaya girmiş. Bunlar lefifi mefruk dedik. Bir de lefifi makrun var. Yani iki illet harfi yan yana. Şeva, şin, vav ve ya. Şeva derken. Ya derken elif yani aslında. Şeva. Sondaki iki illet harfi yan yana. Araya farklı bir harf girmemiş. Bunlara mutel diyoruz. Demek ki bir kelimede illet harfi varsa ona mutel denir. Bu illet harfi en baştaysa misal, ortadaysa ecvef, sondaysa nakıs. Bir kelimede iki illet harfi varsa lefif denilir. Misal dedik. Eğer bu illet harfi vav ise misali vavi. İllet harfi ya ise misali ya'i. Ecvef dedik. Ortada illet harfi olur. Ortadaki illet harfi nedir daima? Eliftir. Ama neden dönüşmüş? Dönüştüğü şeye göre vavi ve ya'i denilir. Nakıs. Nakıs nedir? Bu da sonunda vav veya ya olur. Veya sonunda açıkça elif vardır sonuç olarak. Elif vardır. Ama bu elif neden dönüşmüş? Ona bakılır. Vav'dan mı? Ya'dan mı? Vav'dan dönüştüyse nakısı vavi. Ya'dan dönüştüyse nakısı ya'i denilir. Lefif. İki illet harfi içeren bir fiildir. Mekrun iki illet harfi yan yanadır. Araya farklı bir harf girmemiştir. Mefruk iki illet harfi arasına illet harfi olmayan diğer bir harf dahil olmuştur. Sahih'e gelince sahih kendisinde vav, elif, ya yoktur. İllet harfi olmadığından bu adı almıştır. Mehmuz, muzaaf ve salim. Mehmuz, muzaaf ve salim olarak üçe ayrılır. Mehmuz kelime manası olarak hemzelenmiş demektir. Yani kendisinde hemze olan fiildir. Mehmuz da mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam olarak üçe ayrılır. Yani hemze faal fiilinde mi, ayn el fiilinde mi, lam el fiilinde mi, nerede yer alıyor?
Şaal fiili ne? Aynel fiili ne? Lame fiili ne demek? Bunları açıklayacağız, merak etmeyin. Yani şaal fiili şu anlık ilk harf, aynel fiili orta harf, lame fiili sonuncu harf olarak şu anlık bilin. Daha ayrıntılı anlatacağız. Mesela şaal fiili derken e-haze, e-haze. E-haze kelimesinde mehmuz yani hemze nerede e-hazede? Şaal fiilinde yani ilk harf olarak gelmiş değil mi? E-haze, ilk harf hemze. Bu yüzden buna mehmuzul fa diyoruz. Eğer hemze ortada olursa mehmuzun ayn. Örnek verelim, ne diyebiliriz? Se-e-le, se-e-le, se-e-le de e nerede? Ortada. Bu yüzden mehmuzun ayn. Eğer hemze lamel fiilinde yani sonuncu harf olarak kelimede yer almış ise mehmuzul lam denilir. Gara-e, gara-e, yekra-u var ya yani meşhur. O ikra an oku. Oradaki kelime gara-e, lamel fiili yani sonuncu harf olarak hemze yer bulmuş. Bu yüzden buna mehmuzul lam denilmekte. Hemze ile elif karıştırılmamalıdır. Hemze harekelidir, elif ise hareketsizdir. Yani bir kelime gördüm, en başta veya ortada yer alıyor. Şunu karıştırmayalım. Mesela se-ele ile ecvef karışmasın. Se-ele mehmuzul ayn'dir da ecvef değildir. Oysa ecvefte elif var, mehmuzda hemze var. Mehmuz yani hemze ile elifi nasıl ayırt ederiz? Hemze harekelidir, elif hareketsizdir. Gale. Ortada ne var? Elif var. Gale. Ecreftir. Çünkü ortadaki elifin harekesi yok. Oysa se-e-le, se-e-le ortadaki hemzenin harekesi var. Hareketsiz olsa elif derdik. Tamam. Hemze ile elifi hareke yönünden ayırt edebiliriz. Bir de muzaaf fiil vardır. Muzaaf ne demektir? Şeddeli fiil. Ama her zaman şeddeli olmak zorunda değil. Bu yüzden aynel fiili ile lamel fiili aynı olan harftir. Medde gibi. Medde şeddeli. Medde medda meddu meddet meddeta mededne. Mededne derken cemi müennes gaibte gaibede şedde ortadan kalkmış mededne olmuştur. Şedde ortadan kalkmış olsa da iki tane dalı yani ayner ve lamer fiilin aynı olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden buna yine muzaf diyoruz. Sonuç olarak ayner ve lamer fiili aynı harften oluşmuş ise ona muzaaf deriz. Veya bunu direkt şeddeli olarak gördüğümüzden, yani çoğunlukla şeddeli olarak görünür, yine muzaaf fiil deriz. Medde, ferra, firar etti. Medde, uzattı. Meddi tabii mesela deriz değil mi? Med oradan geliyor. Bir de şedde vardır. Hani şedde. Şedde kelimesi de şedde bir fiil. Fiil mazi yani. Şedde. O da muzaaf bir fiil. Şedde aynı zamanda tecvitlere geçer biliyorsunuz. Şedde diye bir işaret var. Bir de salim fiil var. Salim nedir? Öncelikle mutel değildir. İkinci olarak mehmuz değil yani hemze yok kendisinde. Üçüncü olarak muzaaf değil yani şedde yok. Aynen lame fiili aynı değil. Ne gibi? Nesara, ketebe, fetaha gibi. Örnek ketebeye baktığımızda ketebede vav elifiye yok. Yani mutel değil. Ketebede hemze yok yani mehmuz değil. Şedde yok, aynel fiili, lamel fiili aynı değil. K, T, B farklı. Bu yüzden buna salim diyoruz. Yani kefara, harece gibi, alime gibi pek çok örnek verilebilir. Bu şekilde eksam-ı seb'i esasen anlattık. Şimdi ne diyor? Sahih fiillerin kısımlar 1 salim. Unutmuyoruz. Kök harfleri böyle olacak. Buna birazdan örnek gelecektir. Mesela ehbara. Ehbara kelimesine konsantre oluyoruz arkadaşlar. Ehbara mezit bir fiil değil mi? Sülasi mezittir. Bunun sülasi mücerret hali habera, haberadır. Yani habera. Bunda şimdi ehbera en başında hemze var. Öyleyse bu kelime mehmuzdur diyemiyoruz. Neden? Deminden beri anlattığımız şeyler fiilin aslı ile ilgilidir. Zait, sonradan gelen ek harfler ile ilgili değildir. Ek harfler dikkate alınmaz. Mezit bir kelime gördüğümüz zaman ne yapmalıyız? Onun sülasi mücerredini tespit etmeliyiz. Sülasi mücerredini tespit ederiz. Sülasi mücerredi eksam-ı seb'den nereye giriyor? Ona bakarız. Ona göre ehbara da hüküm verilir. Ehbara da zayt harf, sonradan eklenen harf nedir? Hemzedir. Hemzeye atarsak geriye ne kalır? Habera. Haber eksam-ı seb'den nereye girer? Vav elifiye yok yani mutel değil. Geçtik sahihe.
Sahih. Mehmuz olabilir mi? Habera da hemze yok. Mehmuz da değil. Muzaef olabilir mi? Aynel lamel fiilin değil. O da değil. Geriye ne kaldı? Salim kaldı. Öyleyse habera salimdir, eşittir. Ehbera da salimdir. Şimdi geldik. Burada örnekler var. Sıra sizde. Bunların cevapları vardır esasen de. Bir iki tane örnek yapalım. Habe ne gibi? Gale gibi, kale gibi değil mi? Habe ne? Ecvef fiil. Ortasında elif var. Bu nedir? Ecveftir. Yani mu'teldir öncelikle. Mu'telin ecvef kısmıdır. Peki ecvefi vavi mi ya i mi? Bunu direkt bilemeyiz. Ne demiştik? Sözlüğe bakacağız. Bunu ya he ve be ya da he ye be. Yani elifi vav sayarak araştır. Ye sayarak araştır. Buluruz orada. Na'a kelimesi mu'tel midir? Değildir. Vav elifiye yok kendisinde. Öyleyse sahihtir. Sahih hangi kısmıdır? Muzaef olabilir mi? Olamaz. Aynel ve lamel filani değil. Aynel ve lamel fiili derken hemen değinelim. Aynel ve lamel fiilin ne demek? Şimdi na'a kelimesi 3 harften oluşmuştur. Bunun ne diyelim? Faal fiili ilk harf olmakta. Yani nun faal fiili olmakta. Ayn, aynel fiili. Kaf, lamel fiili olmaktadır. İlk harf faal fiili, ikincisi aynel fiili, üçüncüsü lamel fiili. Fe'ale, fe'ale yaz deftere, fe'ale. İlk harf ne? Faal fiili. Fe'ale. İkinci harf ne? Ayn, öyleyse aynel fiili. Üç, lam, öyleyse lamel fiili. Fiil derken sonuç olarak fe bir fiil değildir yani. Adı o şekilde veriliyor, isim veriliyor, anlaşılması kolay olsun, pratik olsun diye bu şekilde belirtilmiştir. Ama bu 3 harften oluşuyor. Bu kelime 5 harften olursa ne olurdu? Veya 4 harf. Şuradaki örneğe bakalım. Ehbera. Ehbera kelimesinde ilk harf faal fiili diyemeyiz. Ne yapacaksın? En son taraftan sağa doğru sayacağız. Ra, lamel fiili. Be, aynel fiili. Ha, faal fiili. Elif ney? Yani hemze ney? Zait sonradan gelme herhangi bir şey değildir. Buna bir sürü örnek verebiliriz. Gelecektir. Geçen kelimelerde de test ederiz bunu. İşte necüse mutel mi değil vav elifiye yok. Öyleyse sahih. Sahih hangi kısmı? Mehmuz olabilir mi? Olamaz. Hemze yok. Muzaif olabilir mi? Olamaz. Aynen lamel fiil aynı değil. Öyleyse salim. Samme ne gibi? Medde, ferra, şedde, avva yani nedir? Muzaaf fiildir. Bu kelime muhtel olabilir mi? Olamaz. Vav, elif, ye harfi içermiyor. Öyleyse sahih olmak zorunda. Hemze var mı? Yok. Demek ki mehmuz değil. Geriye ne kaldı? Muzaaf ve salim kaldı. Muzaaf neydi? Aynel ve lamel fiili aynı olduğunu bizzat görürsün. Veya direkt şeddeyi görürsün. Burada şeddeyi gördük. Samme direkt muzan fiildir denilir. Hede sonda ne var? Y harfi yani esasen elif var. Değil mi? Y değil. Y olması için altında iki adet nokta olması gerekirdi. Hede sondaki eliftir. Neden dönüşmüş bir elif olabilir bu? Vav'dan olabilir, ya'dan olabilir. Ama kitap o kadar ayrıntıya girmemişti. Olabilir yani. Ben bayağı ayrıntılı anlattım. Belki de girmemiştir o kadar ayrıntıya. Şimdi heda kelimesinin sonundaki elif. Yani son harfi illet harfi. Doğru mu? Doğru. Son harfi illet harfi olan kelimeye ne denilirdi? Tabloyu ezberlemiş olmamız gerekiyor. Son harfi illetli ise ona ne denilir? Bakıyoruz. Nakıs denilir. Misal ecvef nakıs. Misal en başta illet harfi. Ecvef ortada illet harfi. Nakıs sonda illet harfi. Lefif iki tane illet harfi içeren kelime. Bunu ezberleyeceğiz yani. Dava kelimesinde iki illet harfi var. Vav var, elif var. Ya da diyebilirsiniz, önemli değil. İki tane illet harfi var mı? Sonuçta var. Bu iki illet harfi yan yana mı? Evet, araya farklı bir harf girmemiş. İki illet harfi içerdiği için öncelikle nedir? Lefiftir. Aralarına farklı bir harf girmediği için makrundur. Heva, illet harfi var mı? Vav da var, elif de var. Öyleyse öncelikle ne? Mutel. Peki iki ile tarif var öyleyse lefif. İki ile tarifi yan yana araya farklı bir harf girmemiş öyleyse mekrun. Medda şeddeli mi? Şeddeli bir fiil. Öyleyse direkt sahihin muzaf kısmı geç. Burada elif ve b yazılmış olsa tabii bu yanlış. Bu şekilde yani yazım hatası diyelim. Matbaa hatası, basım hatası.
baktığımızda nabe nun ile yazıldığını görmekteyiz. Yani kitabın sonuna doğru bunlar açıklanmıştır ya. Nun ile yani nabe. İllet harfi var mı? Var. Nerede? Ortada. Ne o? Elif. Neden elif dedim? Çünkü hareketsiz. Harekeli olsaydı hemze diyecektik. Unutmayalım. Ortada ne var? Elif var. Yani bir illet harfi var mı bunda? Var. Öyleyse mutel. Nerede bu illet harfi? Ortada. Öyleyse ecvef. Peki ecvefi vavi mi? Ya'i mi? Direkt bunu bilemeyiz. Ne yapmamız lazım? Sözlüğe bakarak mastarının nasıl yazıldığını görmemiz lazım. Ama kitap o kadar ayrıntı vermemiş. Yani şu kadar anlattıysa bunu anlatmamıştır. Ben burayı okumadım açıkçası. Siz okursunuz. Vavi, ya, iyi diye ayrıntıya girmiş mi? Girmemişse zaten bir önemi yok. Kedde, şeddeli fiil. Öyleyse nedir? Sahihin muzaf kısmı. Yani vesaleye bakalım. Vesale kelimesinde ne var? İllet harfi vav var. Öyleyse direkt mutel. İllet harfi nerede? İlk harfi olarak yani faal fiili konumunda. Öyleyse misal. Vavi mi ya iyi mi? Vavi çünkü vav ortada zaten. Fe'de de bakalım. Fe'de ne gibi? S-E-L gibi. Yani ne var kendisinde? Hemze var. Elif değil bu. Çünkü harekesi var. Fe'de nedir? Mehmuz bir fiil. Nasıl mehmuz? Mehmuzul ayn. Çünkü ortada hemze. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar basit şeyler. Sülasi fiillerin altı babı nedir? Burada bablar tek tek anlatılmış. Bunu daha iyi, daha geniş bir şekilde anlatabilir miyiz? Anlatabiliriz. Şimdi altı bab sülasi mücerret bablardır. Yani bunların adı sülasi mücerret 6 adet bab. Sülasi 3 harften oluşan demek. Mazisi 3 harfli. Mücerret yalın hal, ek harf almamış demek. Bapta kalıp, sıga, şekil, form demektir. Birinci bab, yani öncelikle bablar neye göre ayırt edilir? Fiillerin aynel fiiline göre belirlenir. Fiil, faale, yefulu. Ne demiştik? En iyi faal, aynel ve lamel fiilini tespit etme yöntemi ne? Faal, aynel ve lamel fiilini belirlerken sol taraftan sağa doğru belirlemektir. Yani bir kelime 3 harften fazlaysa böyle yapın. 3 harfli ise zaten gerek yok. Faal fiili fe, aynel fiili ayn, lamel fiili lam. Bitti. Yef'ulü muzari. Başındaki ye ne? Muzarat harfi. Yani ek harf. Bunun muzari olduğu belirli olsun diye getirilmiş. Sonradan ilave edilmiş bir harf. Muzari alameti eteyne idi değil mi? Eteyne kelimesindeki harflerin her biri muzari alametleridir. Burada ya harfi alamet olarak gelmiş. Demek ki bu sayılmıyor. Zait. Bunu geç. F harfi faal fiili. Ayn harfi aynel fiili. Lam harfi lamel fiili. Yani demek ki faal fiili, aynel fiili, lamel fiili. Burada neye göre belirli? Harfe göre. F faal fiilidir. Ayn aynel harfidir. Aynel fiilidir. Lam da lamel fiilidir. İkinci bapta da yine faal fiili, aynel fiili, lamel fiili var. Mazide, muzaride, mazide, muzari. Burada hep ne yapılmış? Önce mazi, sonra muzari. Faale mazi, yef'ulu muzari. Faale mazi, yef'ilu muzari. İki, yani anlaşıldı. Faal fiili, aynel fiili, lamel fiili nedir? Belli oldu. Sağdan sola doğru saydık ama muzarinin y'sini zait o hesaba katılmaz. En sağdan birincisi faal fiili, ikincisi aynel fiili, son cevap lamel fiili. Veya soldan sayarız. Soldan başlayalım. Lam, lamel fiili, ayn, aynel fiili, fe, faal fiili fark etmiyor. Peki birinci bab mı, ikinci bab mı, beşinci bab mı bu neye göre belirleniyor? Fiillerin aynel fiilinin harekesine göre. Önemli nokta bu. Bir fiilin aynel fiili, yani aynel fiili neydi? Ortadaki harf. Onun harekesine göre bab belirlenir. Demek ki harekeye göre. Bab nedir? Kalıptır arkadaşlar. Bab deyince yani sakın yabancılık çekmeyin. Kalıp. İşte birinci bab nedir? Feale yef'ulu. Feale yef'ulu. Yani mazinin aynel fiili fethalı, muzarinin aynel fiili ötreli. Bir kelime böyleyse ona birinci babtandır diyelim. Ketebe yektubu. Ketebe de aynel fiili hangisi? Ortadaki harf T. Fethalı. Yektubu'ya baktık. Y zait idi. Bunu atıyoruz, saymıyoruz yani. Keften başlıyoruz hemen. Kef faal fiili. T aynel fiili. Ba lamel fiili. Aynel fiili T harekesi ne? Ötre, zamme. Mazin anne fiil harekesi ne? Fetha. Ne gibi? Faile yef'ulu da.
maziyle muzarin harekesi tuttu mu ketebe yüktü bu tuttu. Öyleyse buna birinci bab deriz. Dehale yedhulu. Dehale mazin aynı fiili ne burada? Ha harfi. Harekene fetha. Ne gibi? Faaledeki aynın fethalı olması gibi. Birebir tuttu. Yedhulu. Yedhulu ye zaittir. Unutmayın. Muzarin yani ilk harfi zait. At onu. Sayma. Ha burada aynı fiil. Harekene zamme. Ne gibi? Yef'ulu'daki ayn gibi. Yani hem mazi tutacak hem muzari tutacak. Sadece bir harekenin tutması yeterli değil. Bir kelime aynı anda hem mazinin hem de muzarinin aynel fiilinin harekesini tutarsa o baptan sayılır. Fe'ale yef'ulu, ketebe yektubu, dehale yedhulu, harace yehrucu. Bunlar hep neyi? Birebir fe'ale yef'ulu ile aynı olduğundan birinci baptan sayılırlar. Şedde yeşüddü, böyle muzaf fiiller karşınıza çıkabilir. Medde yemüddü, medede yemdüdüdür asıllarına göre belirlenir yani. Şedde şüddeye bakıyorum. Arkadaş bunun faal fiili hangisi, aynel lamel hangisi diye biraz karışıklık çekebilirsiniz. Şedde aslı ne? Şedede. İki tane dal vardı ya. Şedede. Şedede olduğu zaman aynı faale gibi üç harftir. İşte aynel fiili ortaya çıkmış oldu. Birinci dal aynel fiilidir, fethalıdır. Yeşüddü, yeşdüdü, birebir aynı kalıp. Bunun aslını nereden bileceğim ben? Aslını ancak sözlükten veya tecrübe yoluyla öğrenebiliriz. Bu tarz sorular size çıkmayacaktır zannetmiyorum. Şöyle basit kelimeler çıkacaktır. Aynı fiillerin harekesine göre direkt belirleyebilirsiniz. Gale yugulun da aslı gavele yegvulu aynı faale yefulu ile tutar yani. Ama asılları tutuyor. Bu halleri tutmuyor. Bu tarz soruların size çıkacağını zannetmiyorum. Basit kelimeler çıkacaktır. İkinci bab faale yef'ilu faale yef'ilu örnek nezele yani zilu ne oldu? Harekeler tuttu. Aynı fiillerin harekesi tuttu. Öyleyse ikinci bab rama yer mi? Rameye yer miyu tuttu. Hacene yehcinu hadega yehdigu dava yani daveye yedviyu harekeler tuttuğundan ikinci baptan sayılır. Üçüncü bab faale yef'alu mazide de muzaride de aynı fiili fethalı üçüncü bapta. Ba'se yed'asu hadebe yahdebu mena'a yemne'u veka'a yeka'u sa'a yes'a gibi bunlar üçüncü baptan. Çünkü mazinin de muzarinde aynı fiili fetha. Dördüncü bab fe'ile yef'alu mazin aynı fiil esre muzarin aynı fiil fetha fe'ile yef'alu şeribe yeşrabu gibi şeribe mazin aynı fiil esre muzarin aynı fiil fetha şeribe yeşrabu hafe yehafu gibi bazı kelimeler yine ne demiştik özellikle nakıs fiiller veya muzaf fiiller bu konuyu algılamanızda probleme neden olabilir. Ama bunların asılları neyse ona göre belirlenir. Ama asıllarını bilmeniz için biraz daha derin bilgiye ihtiyaç olabilir. Bu tarz soruların sizlere sorulacağını zannetmediğimden geçiyorum. Fehime yefhemu. Fehime aynı fiili ese mazide. Yefhemu muzarda aynı fiili feta. Fe'ile yef'al gibi. Feriha yefrahu. Raziye yerza aynı şekilde. Beşinci bab fe'ule yef'ulu mazide de muzaride de aynı fiilleri zammeli. Be'ude yeb'udu vesume yevsumu sevru'a yesru'u gibi. Altıncı bab fe'ile yef'ilu yani mazinin de muzarinin de aynı fiilin harekesi esre. Veliye yeli hasira yahsiru ve ri'a yeri'u ne'ime yen'imu ne'ime yen'imu gibi. Şimdi ne yapmanız lazım? Bu altı babı ezberlemeniz gerekir. Birer tane de örnek ezberlerseniz sizin için daha iyi olur. Yani birinci bab fe'ale yef'ulu, ikinci bab fe'ale yef'ilu, üçüncü fe'ale yef'alu, dört fe'ile yef'alu, beşinci bab fe'ule yef'ulu, altı fe'ile yef'ilu. Bunu hızlı bir şekilde sayabiliyor olmanız gerekir ve birer tane örnek verebilirseniz her baba sizin için yeterli olur. Ne diyor? Fiillerin kaçıncı baptan olduğunu bilinmesi fiil çekimleri için son derece önemlidir. Doğrudur.
Aşağıdaki fiillerin kaçıncı babtan olduğunu söyleyin. Gerekiyorsa Arapça sözlükten yardım alın. Herkesin bir kere bir sözlüğü olmalı. Şimdi kaçıncı babtan olduğunu tespit edebilmek için muzaresini bilmek gerekir. Burada ne yapılmış? Sadece mazileri verilmiş. Muzaresini sizler sözlükten bulmalısınız. Bunun için bir örnek yapalım. Nasıl bulursunuz diye bir örnek yapmakta fayda var. Şimdi Nasara'yı vermiş. Tamam, Nasara aynı el fiiline sat. Harekene fetha. Muzarini ki belli değil ki şu babtandır diyebileyim. Bir tane örnek yapalım bakalım neymiş. Kelimemiz Nasara olduğuna göre ilk önce bakılacak şey nun maddesidir. Ardından sat maddesini bulmak gerekir. Sat burada. Ardından ra harfi gelmeli. Ra da burada. Nesara. Öyleyse ben bir önceki harften başlayayım. Bakalım karşımıza nerede çıkacak. Nesara. Nesara'yı görüyorsunuzdur. Nesara yanında ne yazıyor arkadaşlar? Bir u harfi var. Buradaki u yani muzarisinin aynı fiilinin harekesi u'dur diyor. Yani zammedir. Nesara yen suru diyeceksin diyor. Yen siru, yen saru diyemezsin. Uğulu söylemen gerekir. Yani zammelidir diyor. Yen suru. Hemen yanında parantez var. Bu parantez neyin nesi? Mastar gayrimimi burada verilmekte. Nesrun, nasır diye mastar gayrimimi gelmektedir. Yani sözlüğe nasıl bakılır? Bir örnek olsun diye bunu yaptık. Ne çıktı? Nesara yen suru. Hangi bab olur? Birinci bab. Çünkü mazin anne fiili fetha, muzdarinki zamme. Öyleyse birinci bab. Şeribe. İsterseniz bir de şeribeye bakalım. Bakalım şeribe hangi babtan çıkacak? Şeribeyi bulabilmem için şeribe. Bu sıraya göre bakmam gerekir. Yani önce şin harfi, ardından ra harfini bulmam gerekir. Ardından b harfini bulmam gerekir. Şeribe. Bir önceden başlayalım. Şeribe. Arıyoruz arkadaşlar. Bakalım nerede karşımıza çıkar. Evet, şeribe yeş hangisi ne diye okuyacağız arkadaşlar? Burada A verilmiş. Yeş Rabu değil mi? Muzari'nin aynı fiilin harekesini A ile oku diyor. Yani fetha ver. Şeribe yeş Rabu. Şurbun diye de mastar gayrimimi gelirmiş. İşte şeribe yeş Rabu. Yani mazin aynı fiilin harekesi esre. Muzarinki ne? Yeş, rabu, fetha. Öyleyse baptan bakalım hangisini tutuyor? Faale yef'ulu, faale yef'ilu, faale yef'alu, fe'ile yef'alu. Şeribe yeş, rabu. Dördüncü baptanmış. Bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Sizin için faydalı. Diğerlerinin de tamamını yapmayalım. Zaten sıra sizde de cevabı verilmiştir. Ben bir iki örnek yaparak nasıl yapıldığını göstermek istedim. Sahih fiillerin çekimi salim fiil. Salim fiiller sülasi altı baptan da gelirler. Çekimleri şu şekildedir. Yani ketebe keteba ketebu. Tabloyu anlayabildiniz mi bilmediğimden tabloyu kısaca anlatayım geçeyim. Gerisi ezber işi. Ketebe nedir? Müfret bir kelimedir. Aynı zamanda gaiptir. Yani üçüncü şahıstır. O, o ikisi, onlar diye mana verilir. Yanında olmayan kişidir. Aynı zamanda erildir yani müzekkerdir. Demek ki müfrettir, müzekkerdir, gaiptir. Tesniye müzekker gaip, keteba olur. Ketebu cemidir, müzekkerdir ve gaiptir. Ketebete geldiğimiz zaman gaibe, gaip, gaibe, emin, emine gibi yani biri erkek biri kadın içindi. Demek ki ketebet nedir? Gaibedir yani yine üçüncü şahıstır. Bu sefer bir fark var. Müennestir ama yine müfrettir. Şöyle diyebiliriz. Buradan aşağısının tamamı yani müfret demiş. Ketebe, ketebet, ketepte, ketepti, ketepte ne? Müfret. Müsenna yani tesniye ikil. Keteba, ketebeta, ketebtuma, hepsi tesniye. Cemiden sondakiler. Ketebu diye aşağı doğru gidenler. Ve aynı zamanda Ketebe keteba ketebu diye olanlar hem gaiptir yani üçüncü şahıstır hem müzekkerdir. Hemen bir altında ketebet diye başlayan üç kutucuk burası da gaibedir. Üçüncü şahıstır, müennestir.
Hemen ardından gelen yer ise muhataptır. Yani karşındaki kişidir. Sen, siz ikiniz, sizler diye karşındaki birisine nasıl hitap edersen o manada kullanılır. Örnek verelim. Ketebe, o yazdı. Oysa ketepte sen yazdın. Muhatap olmuştur. Yukarı doğru hepsi aynı. Tabloyu anlamanız için bunu anlatıyorum. Gerisi yani ezber işi. Ketepti, ketettüme, ketettünle. Bu da muhatap ama bu da müennes içindir. Yani sen bayan, sen kadın yazdın. Siz kadın yazdınız. Tesniyeler, cemiler. Ketettü hem müzekker hem de müennes için. Yani hem erkek için hem de kadın için kullanılabilir. Ketettü müzekkeri müennes mi diye bir şey yok. Buna müşterek, ortak diyoruz. Ketebna da aynı şekilde müşterektir. Müzekker de müennes içinde kullanılabilir. Ketebtu ben yazdım. Ketebna biz yazdık diye bitiyor. Sahih fiillerin muzari çekimi. Mazi fiil diyor. Başına ma getirerek olumsuz yapılır. Ketebe yazdı. Ma ketebe yazmadı. Ma celesi oturmadı. Celesi oturdu. Ma celesi oturmadı. Çekimde bir değişiklik olmamakta. Yani çekim aynı gidiyor. Ketebe, ketaba, ketebu diye gidiyorsa ma ketebe, ma ketaba, ma ketebu, ketebenin yazılımında bir farklılık söz konusu olmuyor ma geldiğinde. Salim fiillerin muzari çekimi. Az önce maziydi. Ketebe şimdi onun muzarisi. Tablo aynı tablo. Yani yektubu ketebe yazdıysa yektubu yazıyor kim? O bir erkek. Yektubani yazıyor o iki erkek. Yektubuna yazıyorlar o erkekler. Yani değişen bir şey söz konusu değil. Sadece yor veya ne diyebiliriz? Yazar. Yani yazıyor, yazar diye mana değiştirilir. Şimdiki zaman geniş zamana alınır. Oysa az önce mazi fiildi. Mazi nedir? Geçmiş zamandır. Yazdı, gör, dü, uç, tu. Yani dili geçmiş zamandı. Muzari yor veya erar. Yani görüyor, yazıyor, uçuyor veya görür, yazar, uçar, erar diye mana verilebilir. Muzari fiilin başına ma veya la getirilerek olumsuz yapılır. Başına ma gelmiş olan muzari sıgasına nefi hal denilir. Yani şimdiki zaman olumsuz hal, şimdiki zaman nefi olumsuz demektir. Şimdiki zaman olumsuzuna nefi hal denilir. Bu da ma ile sağlanmaktadır. Başına la gelirse ne olur? Nefi istikbal. İstikbal gelecek zaman. Nefi olumsuz. Ma yektubu yazmıyor. Ne zaman? Şimdi yazmıyor. La yektubu olduğu zaman ise yazmaz. Ve yazmayacak. Ecek acak aldı gelecek zaman. Yani yazmaz, uçmaz, görmez, anlamaz, mezmaz diye olumsuz olur. Veya ecek acak şeklinde değil mi? Önce me ma olur sonra ecek acak. Yazmayacak, yardım etmeyecek, uçmayacak, görmeyecek, anlamayacak gibi mezmaz şeklinde, ecek acak şeklinde olabiliyor. Çekimlerde bir değişiklik söz konusu değil. Ama ma'nın nefi hal ması olduğunu, la'nın da nefi istikbal lası olduğunu bilelim. Bütün salim fiillerin mazi ve muzari çekimleri aynıdır. Sadece kök ikinci harfin harekesi neyse bütün çekim boyunca o harekenin aynen muhafaza edilir. Bu önemli bir şey burada. Anlatılan şey önemlidir. Şimdi keteba ne dedik? Ketebe, ketebu, ketebe. Aynı el fiili fetalı olduğundan hep ketebe ketaba diye gittik. Oysa alime'ye bakarsak burada da ne oluyor? Ali. Ketebedeki gibi aynı el fiili fetalı olarak çekilmiyor. Alime, alima, alimu, alimet, alimeta, alimna, alimte diye devam ediyor. Yani aynı el fiilin harekesi önemli. Bununla birlikte bir iki örnek daha verelim. Sadece ketebeyle geçmeyelim. Ketebeyi görüyorsunuz zaten. Problem yok. Ben bunu farklı bir fiilden de çekeyim. Hani meşhur fiildir. Nesara, nesara, nesaru. Nesarat, nesarata, nesarne. Nesarte, nesartuma, nesartum. Nesarti, nesartuma, nesartunne. Nesartu, nesarna. Harece'den çekelim. Harece, haraca, haracu. Haracet, haracete, haracne. Haracite, haracituma, haracitum. Haraciti, haraçtuma, haraçtunna, haraçtu, haracna. Hep
faal fiili, aynel fiili ve lamel fiili fethalı olduğu için birebir aynıydı. Değişen bir şey yoktu. Bir de alime, alime. Aynel fiili esreli olan bir fiil çekelim. Alime, alima, alimu, alimet, alimeta, alimne. Alimte, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunne, alimtu, alimna. Nasara, haraca ve alime ekleyerek 3 tane daha farklı fiil çektik. Muzariye geçelim. Yektubu yerine yensuru, nasara yensuru. Yansuru, yansurani, yansuruna, tensuru, tensurani, yansuruna. Tensuru, tensurani, tensuruna, tensurine, tensurani, tensurna. Ensuru, nensuru. Haraceden yapalım. Harace, yahrucu. Yahrucu, yahrucani, yahrucuna. Tehrucu, tehrucani, yahrucuna. Tehrucu, tehrucani, tehrucuna. Tehrucine tehrucanı tehrucne. Ehrucu nehrucu. Alime'den yapalım. Alime ya'lemu. Ya'lemu ya'lemani ya'lemune. Te'lemu te'lemani ya'lemne. Te'lemu te'lemani te'lemune. Te'lemine te'lemani te'lemne. E'lemu ne'lemu. Fiil çekiminde daha fazla ilerlemek, daha geniş bilgi istiyorsanız arkadaşlar, Arapça isim fiil çekim kitapları vardır. Yani çeşitli yayın evlerinde bulunabilir. Ne yapmışlardır? Almışlardır maziye dair 50-60 fiil çekimi yapmışlardır. Hem sahihe göre, muzafa göre, işte ne diyelim muhtelin kısımlarına göre çekimler yapılmıştır. Muzariye geçmişlerdir. Mastar, emri hazır gibi tüm kalıplara göre, 24 farklı kalıba göre çekimler yapılmıştır. Hem sülasi mücerretten, hem mezitten, hem rubaiden, humasiden, südasiden bu şekilde çeşitli kitaplar mevcuttur. Bütün salim fiiller mazi ve muzari aynı şekilde çekilir demiştik. Tamam. Salim fiillerin emri hazır çekimi. Emri hazır nasıl çekilir? Burada 3 adımda anlatılmış. Bu şekilde anlatalım mı? Bence gerek yok. Direkt sonuca gidelim. Yani bunu biz kendimiz anlatalım. Nasıl anlatabiliriz? Emri hazır muzari fiilden yapılmaktadır. Muzari fiilin aynel fiili, aynel fiili neydi biliyoruz. Ortanca harf. Aynel fiili derken ortanca harf kastediliyor. Ortanca harfin harekesi zamme ise emri hazırın hemzesini de zamme yaparız. Yani ötreleriz. Zamme ötre demek. Muzari'nin aynel fiili fetha veya esre ise her iki durumda da emri hazırın hemzesi esrelenir. Bunu ezberleyeceğiz. Yani ne demek bu? Ketebe yek tubu. Yek tubu, tek tubu. Tek tubu yani muhatap sırasından yapılıyor. Tek tubu başındaki T'yi sil. Çünkü muzarat alamet. Attık tek tubu. Zaten burada anlatılmış. Burada anlatalım. Tek tubudan yapılmakta bu arkadaşlar. Tek tubu. Tek tubu neresidir? İkinci eril yazılmış. Bir çekim yapalım. Ketebe yektubu. Muzari bu. Yektubu, yektubani, yektubune, tek tubu, tek tubani, yektubune, tek tubu. Yani muhatap sırasından bahsediyoruz. Müfret, müzekker, muhatap, tek tubu. Ne yapıyoruz? Muhatap sırasına önce bir gel diyor muzarinin. Geldik. Ardından muzat harfini at. Tek tubudaki T'yi sil yani. T'yi sildim. Geriye ne kaldı? Cezimli kef ve kelimenin gerisi kaldı. Ardından ne yap? Ardından bir tane hemze getir kelimenin başına. Hemzeyi getirdik. Hemzenin harekesi neye göre veriliyor? Az önce söylemiştik. Muzari'nin aynel fiili. Yani şurada ne? T. Zammeli mi? Zammeli. Öyleyse hemzeye T verdik. Eğer burada zamme değil de esre veya fetha olsaydı hemzeye de esre verirdik. Onu vermiş olduk. Bir de ne yapıyoruz? Sonuncu olarak diyor kelimenin sonu cezmet ve çekimini yap. İşte emri hazır sırası bunlar. Uktubu, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nasara, yensuru, tensuru, unsur. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Harace, yehrucu,
Tehrucu, uhruc. Uhruca, uhrucu, uhrici, uhruca, uhricne. Gerçi yanlış çektik. Uhruci, uhruca, uhrucne. Çeşitli fiillerden yapabiliriz emri hazırı. Burada mesela farklı örnekler verelim. Emri hazır uktub diye burada hemzelenmiş. Esrelendiğine örnek verelim. Fetaha yeftahu. Fetaha mazi, yeftahu muzari. Yeftahu'dan direkt yapabiliriz yani. İşte muzari'nin şurasına gel, burasına gel. Asli durum öyle de gerek yok. Yeftahu. Yeftahu. Başına ne gelecek? Emri hazır. Ama neden sonra? Önce muzari tarifini sil. Yani hemze nasıl bir hareket verecek? Yeftahu. Baştaki ye muzara tarif. Onu attık. Bunun aynı fiili hangisi? Yeftahu da. Son harften bir önceki. Yeftahu. Yani T'dir. T ne? Yeftahu. Fethalı T. Öyleyse emri hazırın hemzesinin harekesi ne olur? Esre olur. İftah. Niye böyle oldu? Muzari'nin aynı el fiilin harekesi fetha olduğu için böyle oldu. Esre olsa ne olurdu? Yine böyle olurdu. Yani emri hazırın hemzesi yine esre olurdu. Hasibe yahsibu ihsibi yahsibu. Sin aynı el fiili ve hareke esre. Öyleyse emri hazırın harekesi de esre olsun. Yahsibu ihsibi. Önemlidir yani. Emri hazırın hemzesinin harekesi ne olmalı? Zamme olabilir, esre olabilir. Bu sülasi mücerrette böyle. Eğer sülasi mezitlerde olsaydık durum bayağı bir değişebilirdi. Aşağıdaki cümlede geçen salim fiilleri inceleyin. Fiil var mı burada? Var. Öncelikle el muallimun elif lamlı olduğundan isim. Ya'melune muzdat harfinden ya var. Ya'melune ye'yi at gereğine kalır asli olan. Sondaki vav ve nun da cemi alametidir. Gereğine kaldı amele. Amele kelimesi kaldı. Ayn, mim, lam yani. Bu nedir? Sahihtir, salimdir. Bir ihlas isimdir. Sondaki esterilen de, başındaki harfi cerden de anlayabilirsiniz. Şekeratil üstazetü demiş. Şekerati yani şekerattır bu. Geçiş olduğundan esterlenmiştir. Uzun uzun anlatabiliriz de gerek yok. Şekerat yani şekera. Şekeratı ne gibi? Ketebet. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet. Nasara, nasaru, nasarat. Yani müfret, müennes, gaib kalıbı. Öyleyse bunun müfret, müennes, gaibe kalıbı pardon. Müfret, müennes, gaibe kalıbı bu. Biz bunu gaib ve müfret müzekker alırsak şekera olur. Şekera. Şekera. Vav elif içermediğinden mutel değil. Yani sahih. Şedde var mı? Yok. Yani aynı velame filani değil. Hemze var mı? Yok. Öyleyse salim. El üstaz elif lamlı olduğundan isim. Littullabi li harfi cerri olduğundan isim. Bir sebebi bi harfi cerri var. Öyleyse bu da isim. Necahihim. Bu da isim. Necah kelimesi. Gerisi isim. Fiil yok yani. Tahrisu harase yahrisu tahrisu. Yani harase veya her ise fark etmez. Ha, ra, sa tarifi. Bu üç harften oluşmakta. Ne olur? İlle tarifi var mı? Harase de yok. Öyleyse sahih. Hangi kısmı? Salim. Diğer kelime elif lamlı. Ala harfi cer. Vuraf burada muzaf olduğundan konuya dahil değil. Elif lamlı o da konuya dahil değil. El etfal, dıfn etfalin konuya dahil değil. Çünkü isim yani. Ferihu, feriha, ferihu. Yani ney? Nasara, nasaru kalıbı, ketebe, ketaba, ketebu kalıbı. Cimidir, müzekkerdir, gaiptir ve fiil mazidir. F harfi, ra ve de ha harfinden oluşmakta bu kelime. Öyleyse ney? Sahih, salim. Geriye kalan kelimeler isim olduğundan konumuza dahil değil. Gale. Aslı neydi? Gavele, değil mi? Vav elife dönüşmüştü. Hem o kadarın tek kitap girmediğinden önemli değil. Gale sonuç olarak ortada illet harfi var. Yani illet harfi var mı? Var. Öyleyse mutel bir fiil. Ortada mı? Evet. Öyleyse ecvef bir fiil. Ecvefi vavi mi ya i mi diye sorsaydılar aslı bunun vav olduğundan yani vavdan dönüşüp elif olduğundan ecvefi vavi derdik. Resulullah sallallahu salla salleye
Fe'ale. Asne sale ve yani saat lam vav'dan oluşmaktadır. Salla kalıbına aktarılmıştır. Yani son harfi illet harfidir. Öyleyse nakıstır. Selleme ne gibi? Fe'ale, harraca, ferraha yani tef'il babından mazi bir fiildir selleme. Bunun sülasi mücerredini tespit etmek gerekir. Yani şu anki haline bakarsan, sülasimiz haline bakarsak şedde var. Öyleyse muzaaf deriz ama öyle değil. Bunun mücerredini tespit etmek gerekir. Mücerredini tespit ettiğimizde S, lam ve mim harfinden oluşuyor. Sin, lam, mim ve şedde yoktur. Öyleyse nedir bu? Sahih, salimdir. Errahimun elif lamlı isim. Yerhamuhum. Yerhamu. Rahime, yerhamu. Muzari bir fiil. Rahime, sahih, salim. İsim, isim, haficer, isim, yerhamu yine aynı. Men, fi, essema, hepsi isim ve harf. Aşağıdaki salim fiillerin mazi, muzari ve emir çekimlerini yapınız. Bunların çekimleri var. Sıra size dediğine göre çekimleri var. Alime, işte mazi, alime, alima, alimu çekimini ben yapmıştım zaten. Celese, celesa, celesu, celeset diye çekimi aşağıda vardır. Emre hazır ne gelir? Celese yeclisu. Lisu aynel fiili esreli olduğundan iclis. Emre hazırın hemzesi esreli olacak. Alime ya'lemu. Muzarin aynel fiili fete olduğundan emre hazırdaki hemze esre olacak. İ'lem. Nasaran emre hazırı nasıl gelir? Yensuru'ya bağlı yani muzarisine bağlı. Yensuru. Muzarisinin aynel fiilin harekesi zamme. O yüzden hemzesi yani emre hazırın hemzesi zammeli olur ki o da unsur olacaktır. Muzaaf fiil neydi? Kök harfler içerisinde aynı harften iki tane bulunan fiile muzaaf denilmektedir. Ne diyor? Üç farklı baptan gelebilirler. Bir, iki ve dördüncü bab. Medde yemüddü aslı önemlidir. Mede de yemdüdü. Yani mazinin aynel fiili fetha, muzdarinin aynel fiili zamme. Öyleyse birinci bab. Tabloyu hatırlayalım. İkinci bab ferra yefirru. Bunu bu şekilde yani ne diyelim kelimelerde, kitaplarda, okuduğunuz yerlerde bu şekilde görürsünüz. Medde şeklinde veya yemüddü, ferra yefirru, melle yemellü diye görünür. Yani medede diye, yemdüdü diye bunu göremezsiniz. Ne gibi? Yani kardeş kelimesi aslında karındaş idi. Karındaş kelimesi dönüştü, kardeş oldu. Şu an karındaş diye kimse konuşmuyor. O şekilde yani günümüzde o kelimeyi kardeş diye bulursunuz. Meddeyi de yani medde diye bu görünür ama aslı nedir? Yani bab belirlerken kelimenin aslı baz alınır. Aslı bunun medede yemdüdü ferra yefirru ferara yefriru yani mazin anil fiili fetha muzarinki esre öylesi tabloya bakalım hangi baba girer? İkinci bab. Dördüncü bab melle yemellü yani melile yemlelü aslına bakarak girdiği bab belirlenir. Çekimi var işte medde medda meddü diye ezber yapmanızda fayda vardır. Yukarıda ye verdiklerimiz dışında bir muzaaf fiille karşılaştığımızda ilk yapmamız gereken şey bu fiilin muzarisine bakarak fiillerinden hangisiyle aynı baptan olduğunu tespit etmektir. Bu tespitten sonra çekimini aynen benzediği fiil gibi yaparız. Adde yeuddu neye benziyor? Medde yemüddüye benziyor ama hangi yönden benziyor? Yani harekeleri yönünden. Adde aynen medde gibi. Yeuddu da aynı yemüddü gibi. Mazide muzaride tuttu mu? Tuttu. Öyleyse adde yeuddu'nun çekimi nasıldır? Medde yemüddü gibidir. Ferra yefirunun çekimini buradan ezberledik diyelim. Ama ileride bir gün karşımıza dakka yedikku diye bir kelime çıktı. Bunun çekimi nasıl acaba? Ne yapmalıyız? Neye benziyor? Ferra yefirru. Hangi yönden benziyor? Harekeleri aynı yani. Ferra dakka yefirru yedikku. Öyleyse aynı ferra yefirru gibi çekilir. Diğerler de aynı şekilde. Çekimleri burada ezberlemenizde fayda var. Burada ne diyor? Aşağıdaki cümlelerde geçen muzaaf fiilleri inceleyin. Yani inceleyin derken tespit edin demek istemişlerdir herhalde. Bakıyoruz. Kânetil. Kânet. Ne gibi?
Kâne yani aslı değil mi? Ecvef idi. Kâne. Bu da vavi bir ecveftir. Kâne kâneye dönüşmüş. El ummu. Aha şeddili buldum. Muzaftır demeyelim. Elif lamı var. Bu isim yani. Konumuz fiillerle ilgili. Tehuvvu. Havva. Yehuzzu. Tehuzzu. Yani nedir? Muzaaf bir fiildir. Şu anda muzarisini görmektesiniz. Muzaaf bir fiildir. İkinci şıkka baktığımızda adedne. Çekim yaparken cem-i müenneslerde gaibenin cem-i müennesinde şeddenin çözüldüğü, idgamın çözüldüğü görülmekte. Yani şedde idgam derken hep neydi bu? Medde. Şedde vardı ama oraya geldiğinde mededne, adedne gibi şedde ortadan kalkıyor. Aynları ile lam ve fiilin aynı harflerden oluştuğunu görmekteyiz. Yani ikisi de dal burada. İkisi şin de olabilir, ra da olabilir fiile göre. Bu da nedir sonuç olarak? Muzaaf fiildir. Çünkü ane ve lam fiili daldan oluşmakta. Sondaki nun kelimenin aslından değil ki. Bu nedir? Cem-i müennes olduğu belli olsun diye bir alamettir. Her çekimde oradayken o kelime gelir. Nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nesarne, ketebne, fetahne hep orada var zaten. Diğerine bak, şuraya bakalım. El-Hadibani. Yedüllani delle yedüllü muzaaf fiil. Diğerine bakalım. Gussa muzaaf fiil. Yer gigne iki tane kafı gördün mü? Gördük. İki tane aynı harf. Öyleyse muzaaf fiil. Ferra fiilinin mazi, muzari ve emir çekimlerini yapınız. Zaten sıra size dediğine göre vardır. Sıra geldi mehmuza. Mehmuzu fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam. Evet, bu tür ayrıntılara girilmiş. Mehmuzul fa olan fiiller birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci baptan gelirler denilmiş. Birinci bab ekele yekülü. İkinci bab esara yesiru. Üçü dört bu diye devam ediyor. Mehmuzul la fiillerin çekimi nasıldır? İşte bu şekildedir. Emera, emeru diye devam ediyor. Çekim ezberi yapmanızda fayda vardır. Evet, burada nefsim tekelliğinden bahsedilmekte. Şuradan başlayalım. Mehmuzul fa fiillerin muzari çekiminde müfret mütekellim sıgasında iki tane hemze yan yana geldiğinden nerede? Muzari ne diyor? Müfret mütekellim yani nefsi mütekellim vahde dediğimiz ne gibi? En suru diyoruz değil mi? Nasara çekiyorsun. En suru, nen suru. İşte oradaki en suru kalıbı veya ek tubu diyelim. Ketebeden, ketebe yek tubu, ek tubu. Oradaki kalıpta iki tane hemze yan yana geldiğinden ikinci hemze met harfine dönüştürülüyor. Yani siliniyor. Şimdi neden böyle oldu? Onu da belirtelim değil mi? Bir kere muzarinin nefs-i mütekellim vahdehinde daima başında hemze vardır. Yensuru'nun çekimini yaptığımızda orayı görebiliriz. Yensuru'nun çekimini yaptık. Nensuru diye geliyor. Yektubu'dan da aynı. Ketebe yektubu. Yektubu'yu çek. Yektubu'na çektik. Ektubu, nektubu. Konumuz ektubu tabi. Ne oldu? Başına hemze geldi. Oysa ketebe buradaki halinde hemze yoktu. Buradaki hemze yani bunun nefs-i mütekellim vahdeh olduğuna dair alamet olsun diye getirilmekte. Ama burada iki tane oluyor. Neden? Çünkü kelimenin mazisinde zaten bir tane daha vardı ya. Emera değil mi? Mazisinde zaten var. Yani zaten bu hemzeli bir kelimeydi. Bir de buradaki hemze çıkacak ortaya. İki tane hemze olacak. Bu yüzden muru gibi oldu. Ne yaptılar? Bir tanesini silip amuru şekline dönüştürüldü. Mehmuzül fa'nın da çekimi var. Buradan çekimi yapabilirsiniz. Yani muru diye çekimler var. Hangi baptan daha fazla gelir? Hepsi örnekleri verilmiştir. Ezber işi. Parantez içindeki fiillerden başta verilen zamirlere uygun kelimeleri bulun denilmiş. Yani burada anlatılan şey ne? Şu parantez arasındaki kelimenin çekimini yap. İnneke zamirine uygun hale getir. İnneke ne demek? Sen demek. Muhatap bir zamir ve müzekkerdir. Öyleyse addeyi de muhatap yap, müzekker yap ve de müfret olsun. Çünkü inneke aynı zamanda müfret. Yani zamirin özelliğine uygun hale getir fiili. Addenin çekimini yaptık. Adedte oldu. Adette.
adette buraya uyar. Çünkü inneke zamirin özelliğini taşımakta. İnneke zamirin özelliği ne ki? Müfrettir, müzekkerdir ve muhataptır. İşte müzekker muhatap yapacağız addeyi. İnnehunne nedir? Cemidir, müennestir, gaiptir. Öyleyse buradaki fiili ne yapacağız? Cemi yapacağız, gaibe yapacağız. Az önce gaip dedim sanırım. Cemi yapacağız, gaibe yapacağız. Bir de müennes yapacağız. Bu üç özelliği taşıyan hale gelmelik. O da adedne. Yani idgamın çözüldüğü bir yer. Adedne. İnne küma, inneke, innekuma, inneküm. Çekimler var tabi zamirlerde. Ne bu? Tesniye. Ama muhatap tesniye ve müzekker bir zamir. Adden'i o hale getirmek gerekiyor. Örneğin adda, addu, addet, addeta, addedne, addette, addettuma olacak. Evet, innekünne, yasubu, bu sefer muzari fiili verilmiş. İnnekünne'ye uygun hale getirilmesi gerekiyor. İnnekünne zamiri neye uygun ise fiilde o ona uygun özellikler ile donatılmalıdır. Alıştırmalar 1'e kısaca bakalım. Alıştırmalar 1'de ne olmuş? Parantez arasındaki uygun kelime. İşte birinciden misalden anlayalım bunu. Misal el vezirani hazara. El içtima ne olmuş? Hazara kelimesi kullanılmış. Evet, uygun bir mazi fiil ile doldurun. Et tabibatu, tabibat neydi? Doktorlar, bayan doktorlar. Edebiyat kelimesi nasıl bir kelime? Kelimenin özelliğini bilmezsek doğru şıkkı seçmemiz ancak ezber, yani bir yerden duymuşsundur, o şekilde olur. Ama biz öyle olmasını istemiyoruz. Edebiyat kelimesi neyle bitmiş? Önce bir elif, ardından açık ta var. Öyleyse ne bu? Cemi, müennes, salim. Yani ne? Cemidir, müennestir. O zaman cemi ve müennes olan bir kelime aramalıyız. Hangisi bunların cemi ve müennes? Zehebne. Sürekli bu kalıp geçiyor arkadaşlar. Niye zehebet değil? Zehebet yani nasara, nasaru, nasarat. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet. Yani müfrettir. Müennestir, gaibedir. Zehebu nasara, nasaru, ketebe, keteba, ketebu, fetaha, fetahu, müzekker, gaib bir kelime. Ve cemi. Bize ne lazım? Cemi ama müennes olacak. O da ne? Zehebne kalıbı. El validani. Bu nasıl bir kelime? Validun, validani. Tesniye bir kelime. Ne lazım? Laiba. Tesniye lazım. El musafirune. Nasıl bir kelime? Cemi, müzekker, salim. Yani öncelikle cemi aramalıyız. Burada bir tane cemi var. O da rakibu. Entuma, ente, entuma, entum. Tesniye zamiri. Ne lazım? Tesniye bir kelime lazım. Ama nasıl bir kelime lazım? Esasen nasıl olduğu önemli değil. Çünkü şıklara baktığımızda bir tane müfret, bir tane cemi, bir tane de tesniye var. Öyleyse aded tumayı direkt seçeriz. Aliyun ve sadiquhu. Aliyun, Ali ve sadiquhu ve onun arkadaşı, yani Ali ile birlikte arkadaşı. Ne bu? Demek ki Ali bir sadık bir arkadaşı. Örnek ne diyelim? Hasan ne yaptı? İki kişi yaptı. İkisi de erkek olduğundan müzekker lazım bize. Ekela olur. Yediler. Daame huma kendi yemeklerini. Ekele müfret. Ekela tesniye ve müzekker. Tamam. Ekelete da tesniye ama müennes bu. Nereden anladık? Kendisindeki T'den anladık. Bir tane daha yapıp geçelim isterseniz. Dalibetani tesniye ve müennes, müştehidetani tesniye ve müennes. Öyleyse tesniye ve müennes aranır ki o da hasaleta olur. Nereden anladık diye belki düşünenler vardır. Yani fiil çekiminde biraz aşina olmak lazım arkadaşlar. Bu nasıldı bir fiil? Mazi. Hasale, hasala, hasalu, hasalet, hasaleta. Çekime biraz aşina olursak anlarız. Diğerleri de aynı şekilde. Özellik neyse o şekilde. Ettullabu nedir? Cemidir. Cemi mükesser bir kelimedir bu. Şimdi ne lazım bize? Cemi lazım. Dullab
Dalibun çoğulu, Dalip. Dalip neydi? Bir öğrenci ama erkek öğrenci. Öyleyse bize müzekker bir kelime uygun düşecektir ki o da selu olur. Ceddetun nine veya nene der diyorlar. O şekilde yani müennes bir kelime ve müfret. Gasset olur. Ceddeti benim ninem manasında. El musafirani tesniye bir kelime. İsim failin tesniyesidir, müzekkerdir. Öyleyse bize ne lazım? Tesniye bir kelime lazım. Zalle, zalla, zallu. Değil mi? Medde, medda, meddu. Ferra, yani tesniyedir, muzaf bir fiil ve müzekkerdir. Bu uyar. Fatımetu bir bayan ve Zeynebu ikinci bayan ve Hatice'du ve üçüncü bayan. Üç adet bayan. Öyleyse ne lazım? Cemi müennes lazım. Çünkü üç geldi. Cemi en az üç olmalıdır ve müennes bunlar. Öyleyse rakak ne seçilir? Bayağı bir uzattık bunu. O kadar yapmayı düşünmemiştim esasen. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içinden uygun kelimelerle doldurun denilmiş. Aynı şey devam ediyor. İlk baştaki kelimenin özelliğini bilirsek ona göre bir şey seçeriz. İşte el muallimatu dik elif ve ta ile bitmiş. Yani cem-i müennes salim. Öyleyse cem-i müennes salim seçeriz. Acaba yani düdne mi ta'düdne mi? Bir de öyle bir şey var şimdi. Yani birisi muhatap, birisi gaibe. Tabii ki gaibe olanı seçmeliyiz. O da ne olur? Yani dütme. Bu doğru şık. El fellahani tesniye ve müzekker bir kelime. Öyleyse tesniye müzekker lazım. Yezallani olacaktır. Yezalluni cemi müzekker. Yaznenne cemi müennes. Diğerler de aynı şekilde. Ente entuma entum. Enti entuma entunne. Enti bir bayan muhatap. Elümmahatu işte elif ta ile bitmiş. Cemi önüne salim. Değişen bir şey yok yani. Hepsi aynı şeye bak. Mesela bir tane örnek yapalım tekrar. Elümmahatu cemi önüne salim. Yesubbune cemi müzekker olmaz. Yesbubne cemi önüne salim seçilir. Bitti. Vezirun vezirani. Sonra veziratun veziratani. Tesniye müennes özelliklerine sahip bir kelime. Tesniye ve müennes bir kelime buradan aranır. O da nedir? Tahlurani tesniyedir. Bunun tesni olduğunu nereden anlıyorum ben? Dik eliften sonra esreli nun gelmiş. Oradan anladım. Dik eliften sonra esreli nun burada da var. Oradan anladım. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. 3. Boşlukları parantez içindeki fiillerin emirleriyle doldurun. Kara'e ne gelir? İkra olur. Ama buraya uygun olması lazım. Burada ne yazıyor? Dalibatu. Nasıl bir kelime? Dik elif açık T ile bitmiş. Yani cemi müennes salim. Öyleyse gara fiilini öyle bir emir hazır yapalım ki cemi müennes salime uygun olsun. Yani cemi müennes salim olsun. Ne olur? Gara'dan ikra, ikra'a, ikra'u, ikra'i, ikra'a, ikra ne gelir? İkiye baktığımızda ya gulamu. Gulam müşret bir kelime. Öyle müfret ve müzekker bir kelime. Öyleyse ekeleyi de ona göre yapmamız gerekir. Nedir o? Kül. Ekeleden emri hazır. Kül diye gelir. Soba külü gibi. Kül. Küle. Külü. Külü. Küle. Külne diye gelir. Delle. Delle yedüllü. Nedir? Bu da muzaf bir fiil. Muzaf fiilin emri hazır nasıl geliyor? Yukarıda anlatılmış birebir olacak. Diğerleri de aynı şekilde. Burada dikkat çeken nokta daima ilk kelimeye uygun özelliğe sahip kelime getirilmeli. Müminat nasıl bir kelime? Cemidir, müennestir. Ona uygun bir şey gelmeli. Daliban elif nun ile bitmiş. Nun esreli. Tesniye ve müzekker bir kelime. Eliften önce T olsaydı dalibe tani diye o zaman müennes derdik. Olmadığı için müzekker ve tesniye dedik. Müslimune vavnun ile bitmiş nun fethalı. Öyleyse cemi müzekker salim. Demek ki buradan cemi müzekker bir emri hazır getirilmeli. Ve yani her biri buraya uygun olarak getirilir. Aşağıdaki paragrafta geçen sahih fiilleri tespit edin ve sahihin hangi kısmına dahildir onu da söyleyin demişler. Aşe Aşet değil mi? Nasara, Nasara, Nasaru, Nasarat gibi. Yani müfrettir, müennestir, gaibedir. Kalıp öncelikle o. Ama bize sorulan şey sahih mi, mutel mi ve hangi kısım? Aşe.
Aşe ortada illet harfi olan elif var. Öyleyse muteldir ve ortada olduğuna göre nakıstır. Ardından gelen kelime elif lamlı olduğundan isim, fiil harfi cer, zemende isim, ennebi elif lamlı olduğundan isim olduğu ortada. Salla yusalli saleve idi hatırlıyorsunuz. Nakıs bir fiil mutel. Allah lafzı özel isim. Aleyhi ala harfi cerhi zamir ve selleme yani se, sin harfi lam ve mim harfinden oluşmakta. Öyleyse nedir? Sahihin salim kısmındandır. Ba'de zar, vefati, vefat kelimesi de nedir? İsimdir, konumuza dahil değil. Yani önce fiil olmalı. Kâne, illet harfinden elif var. Öyleyse mutel. İllet harfi nerede? Ortada. Öyleyse ecvef. Vavi mi ya i mi diye sorulsa bunun vavi olduğunu biliyoruz. Kevene, keveneden kâne olmuş. Leha erbaetun, bunlarda bir şey yok. İndema zehebe, illet harfi olmadığından sahih bir fiil. Sahihin hangi kısmı? Muzaaf değil çünkü anne ve la fiili farklı harfler. Mehmuz değil çünkü kendisinde hemze yok. Öyleyse sahihin salim kısmı. Ceys isim, el müslimin isim, ila harfi cer, ne diyor? Kadisiyeti isim, ardından gelen de isim, isim, zehebet. Zehebet yani zehebe. Zehebeyi esas alırız. Zehebe neydi? Az önce geçmişti. O yüzden durmayalım tekrar. Ma'ebna'iha zar. Ebna isim konumuz değil. Ellezi isim. Haracu nedir? Harace çekim yapılmış. Haracu bulunmuş. Biz bunun müfret, müzekker, gaibine bakarız. Harace. Haraca, haracu şekli bu. Harace nedir? Sahihtir, salimdir. İsim, isim. Yine isimler devam ediyor. Merra, merra, avva, ferra, şedde gibi muzaaf bir fiildir. Yani sahihin muzaaf kısmına girer. Diğerleri isim, isim. Ekberu nedir? Ef'ale, ef'ala, ef'alu, ekrama, ekrama, ekramu, ehraca, ehraca, ehracu. Yani ifal babından mazinin cimisidir, müzekkerdir, gaiptir. Öyleyse bunun hemzesini dikkat almayacağız. Çünkü ifal babının hemzesidir, zaittir, alamettir. Geç onu. Bunun mücerredini söyle. Mücerred habera. Peki mücerredin ile tarif var mı? Yok. Öyleyse ne olur? Sahih olur. Sahihinde salim kısmıdır. Çünkü şedde yok, hemze yok. Ve enler müslimine gad intasaru. İntasara nedir? İftial babından. Başındaki hemze zait. Nundan sonra gelen T de zayıf. Bunları at. Bana kelime nasından bahset. Aslı nun, satra. Yani nasara. Nasara nedir? Sahihtir, salimdir. Üstüşhidu. İsteşhede. Üstüşhidu. İsteşhede. Yani önce meçhul yapalım tabi. Üstüşhide. Üstüşhida. Üstüşhidu. İstifal babının önce müzekker gaib kalıbı. İstifal babının alameti nedir? Elif, sinta yani hemze sintadır. Öyleyse bunları at. Gereğine kaldı şin, he ve dal harfi kaldı. Evet, kelimenin aslına bakmaya devam edelim. Bu harflere baktığımızda bunun sahih ve salim olduğu açıkça görülmekte. Ferihat yani ferihati ferihat. Feriha, T'yi hesaba katma. Bize müfret müzekker gaibi lazım. Feriha. Feriha kelimesi nedir? Düşünüyoruz. Hiç de zor değil. İllet harfi yok çünkü. Öylesi direkt sahih olmalı. Şedde var mı? Yok. Aynel lame fil aynı mı? Değil. Hemze var mı? Yok. Öylese salim. Sahihin salim kısmı. İsimler geliyor ardından. Ta ki intasarıya kadar da intasar az önce geçmişti zaten. Tekrar bakmayalım. Hamidet. Yani Hamide. Hamide nedir? Hamide Yahmedü. Dördüncü baktan bir fiildi bu. Hamide nedir? Sahihtir, salimdir. İstişhadi, istişhad. Bu sefer de yukarıda geçen kelimenin mazhar gayri mimi geldi. İsteşhede, yesteşhidu, istişhadun. İstişhad. Mazhar yani bu bir isim arkadaşlar. Bu muzaaf mıdır, şu mudur, bu mudur? Hiçbir şey değildir. İsim çünkü. İsim olduğunu başındaki harfi cerden de anlayabiliriz. Sonundaki en sonuncu harfin yani esreli olmasından da anlayabiliriz. Bunları anlamanın kolay yolları. Farklı yönlerden de anlaşılır. Ve da'at yani da'a film çekimi yapılmış. Müfret
Müennes gaibe kalıbına gelinmiş. Da'a nedir? Nakıstı. Son harfi illetli. Rabbeha yazıyor anlayabildiğim kadarıyla. Rabbeha yazıyorsa ha zamir geç. Rabbe'ye bakalım. Rabbe yerubbu nedir? Muzaaf bir fiildir. Sayhin muzaafına girer. Yecme'u ecme'e yecme'u enden dolayı yecme'a olmuş. Muzari son harfi fethalanmış. Yani sonuç olarak cim, mim ve ayn harfine bakılır. Ye muzarat harfi. Cim, mim, ayna baktığımızda yani cema'ya baktığımızda sahih salim olduğunu görmekteyiz. Ade yine gelmiş. Daha doğrusu yine gelmemiş. Belki de ilk defa geliyor. Ade ne gibi? Kâne gibi, gale gibi. Ecref bir fiil. Yani illetli mi? Evet, illet harfi var. Ortada olduğuna göre ecreftir. Devam ettiğimizde isim değil de fiil arıyoruz. Evet. Semi'a yesme'u. Semi'a sahihin salim kısmına girer. Devam ettiğimizde raviye illet harfi sonda olduğuna göre nakıs. Ferraga mı diyor burada? Ferakka. Kıssataha ferakka. Rakka nedir? Rakka muzaaf fiildir. Ekrame yukrimu ikram. Ekrame hemzeyi at. İfal babını boş ver. Mücerredine bakıyoruz. Sülasi mücerred. Kerume. Kerume'dir. Kerume sahih salimdir. Ve hassa. Hassa muzaaf fiildir. Sahihin muzaafı. İsim, isim, isim ve isim bitti. 5 cümlelerde ne diyor? Uygun bir sahih fiil mazi muzari emirle doldurun denilmiş. Nerede ki? Tam bir daha okuyalım. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun bir sahih fiil ile ama fiil örnekleri verilmemiş. Yani kendiniz bulun denilmiş. Böyle bir soru çıkmayacağı aşikar olduğundan geçtik. Kelimeler ve deyimler denilmiş. Özet geliyor. Çekimleri iyi bilmek lazım. Kendimizi sınayalım. Cümlesinde boşluğa uygun fiil aşağıdakilerden hangisidir? El muallimata bağlı. Bu nasıl bir kelime? Elif ta ile bitmiş. Yani cemi müennes salim. Öyleyse cemi müennes salim olan bir kelime bize lazım. O da nedir? Dal. Gassas ne? Yani bu kalıp hep böyle gelir. Bir çekim ezberlersek bu şekilde geldiğini anlarız. Gassas ne de idgam çözülür. Yani muzaaf fiil çekimi varsa iki tane harfi açıkça yan yana görürüz. Ve nun da o şekilde durur. İnne künne boşluğa uygun olarak hangisi gelmelidir diyor denilmekte. İnne künne nasıl bir zamir olduğuna bağlı. İnne künne nasıl bir zamirdir? Öncelikle muhatap. Yani muhataba zamiridir. Ve müennes bir zamirdir ve cemi bir zamirdir. Bu özelliklere sahip olduğundan temrurne yani E şıkkı seçilir. Üçe baktığımızda ehaze fiilin emri hazır cemi müennes yani ikinci şahıs dişil çoğul sıgası aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. O da ne görüyor? Huzne. Yani ehazenin emri hazırın çekimini yap diyor. Ehaze huz. Çekimini yaptığımızda huzne geldiğini görmekteyiz. Dörde baktığımızda boşluğa uygun fiillerden hangisi gelmelidir? Şimdi neye bağlı? Noktanın öncesine bağlı demiştik. Fatımatu nedir? Bir bayan ismi. Aişetu bu da bir bayan ismi. Ne yaptı? İki tane bayan. Öyleyse iki yani tesniye bir kelime bulmamız lazım. Bu iki neden oluşuyor? Müennesten oluşuyor değil mi? Bayan, dişil. Öyleyse tesniye müennes bulmak gerekir. O da nedir acaba? Baktığımızda acaba hangisi olacak? A şıkkı olacaktır. İyi de neden? Çekimini yaparız. Bunun çekim nasıl yapılır? ZHB'dir. Baştaki T muzari alameti. Sondaki Elif Nun da tesniye alameti. Geriye ne kaldı? ZHB. Zehebe yezhebu. Muzari bu. Yezhebu. Yezhebani. Yezhebune. Tezhebu. Tezhebani. Tesniye, gaibe, müennes şıkkı bu olur. 5'e baktığımızda hangisi yanlıştır? Burada uzun bir şey söz konusu. Bu kadar uğraşmayalım. Böylece dersimizin sonuna geldik.